arabalar bizim evin önüne mi geldi? Bilmiyorum, ben de anlamadım. İpek! Kapının önündeki o polis arabaları neydi? Ha. Yakın bir civarda ihbar almışlar, onun için gelmişler. Nasıl yani? O kadar polis yanlış ihbar üzerine mi gelmiş? Siz şimdi içeri geçin. Ben size sonrasında uzun uzun anlatacağım, tamam mı? Aa, Şahin abi de buradaymış. Görkemciğim, bir tanem. Şahin abinin şimdi canı çok sıkkın. Sonra konuşuruz, olur mu? Şahin Bey niye gelmiş? Beni merak etmiş ihbardan dolayı. Peki morali niye bozukmuş? Perim, biz içeri girelim şimdi. İpek de bir kafasını toplasın. Şahin Bey'le konuşurlar belki. Anladım. Ben zaten uyuyacağım. Çok yorgunum. Aa, Görkemciğim. Canım, hadi uyku vakti geldi. Hadi. Nazlıcığım, hadi sen de içeri gir. Ne oldu? Ne gizliyorsun sen benden? Nazlıcığım, bir şey saklamıyorum. Hadi sen de içeri gir. Benim şimdi Şahin Bey'le ilgilenmem lazım. Ne olmuş? Niye morali bozukmuş onun? Uzay bir mesele falan mıymış? Nazlı. Ha tamam. Ben evime gidiyorum o zaman. Hani benim de bir evim var ya. Gideyim bari. Bak, merak ediyorum seni. Sonra haber ver bana. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi misin? Şahin, bir şey söyler misin? Şahin, bir şey söylesene, korkutma beni. Bitti mi şimdi her şey? Şahin bak, tamam, çok zor bir gece geçiriyorsun. Ama bir şey söyle, korkutuyorsun beni. Şahin diyorum. Bir şey söylesene. Şahin! Şahin! Hiçbir yere kaçamazsın Şahin Kara! Yanar mı? Yanar mı? Ha? Ne oluyor? Telefon kapanınca sana bir şey oldu sandım. Şahin diyorum. Nasıl hissediyorsun kendini? Şahin, cevap verir misin? Korkutuyorsun beni. Seni koruyamayacağım sandım. Zehra gibi. Seni kaybedeceğim. Ama elimden hiçbir şey gelmeyecek zannettim. Ben iyiyim. Buradayım, yanındayım. Zehra'nın katilini öldürdüm. Bana bu gece saldıranlardan biri de oydu. Öldürdüm onu. Ama içimdeki acı, öfke, nefret geçmedi, geçmiyor. Yasını ertelediğin için böyle hissediyorsun. Bugüne kadar hep öfkeye sığınıp onunla ayakta kaldın. Onu öldürdüğünde Zehra'nın geri gelmeyeceğini, hissettiğin acının hafiflemeyeceğini anladım. Hafiflemedi. Hafiflemedi. Zehra ile vedalaşmalısın. Onun yokluğunu kabullenmelisin.
Bak bugün şebekeyle ilgili en büyük adımı attık. Kardeşinin ölümüne sebep olanlar cezalarını çekecek. Adalet sağlanacak, merak etme. Bitti mi dedin ya bana? En tepedekine ulaşana kadar bitmeyecek. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.